Ötüyken de derdi olur, ötüyken de... Türko, Hı. hayatında bir kız var mı? Var. Erkek var mı? Yok. Niye olsun? Kız var hayatında yani. Allah Allah. Evet. Kimmiş o? Canım annem falan deme Turko. Gizli kalmasını savunuyordum. Yani şu an gizli şey yapıyorsunuz, söylemiyorsunuz. Gizli Aynen. kalmasını tutuyorsun, evet. Gizli kalmasını tutuyormuş arkadaşlar. Şu an söylemeyecek. Peki, bir soru sorayım. Kızın adım attığı ilişki mi daha sağlıklı oluyor yoksa erkeğin adım attığı ilişki mi? Bence Yani erkeğin. erkeğin. Değil Bak mi? Diamond'da ikimiz de aynısını düşünüyoruz. Aynen. Mesela ben diyor şunu demiştim. Sen bana değil de ben sana yazmış olsaydım bugün gene olduğumuz yerde olur muyduk diye Gözümde sormuştum. kıymeti biraz düşerdi. Demek ki erkeklere yazıyor. Hani benden önce de şu kadar kişiye yazmıştır. O gün ben cevap vermesem yakışıklı başka birine de yazmış olabilir falan filan. Hafif yani. Öyle düşünürdüm. Kusura bakmayın. Şimdiki gençler daha rahat olabilir ama Biz biraz daha bizim kuşak. büyüdüğümüz nesilde hani kızların yazması ayıptı. Hani yollu oluyordu otomatik yazan bir kız. Biz öyle gördük. Köyde mi doğdun Biz babadan böyle gördük. Diamond? Ya yollu değil aslında. Ben yadırgamıyorum bir kızın yazmasını da ama ben mesela o konuda daha Ben öyle şeydim. düşünürdüm. Çünkü ben 2000 doğumlu değilim. 94 doğumlu olduğumuz için bunun etkisi Ananı var. sikeyim senin gibi troll. Ben mesela yazmadım o yüzden. Dedim ki bence erkek yazsın. Ben mi yazacağım yani gidip. Ben daha hayatımda hiçbir erkeğe yazmadım bu arada. Net söylüyorum yani. Bu benim gurur duyduğum bir şeydir. Yapanı da yadırgamam. Benim kız kardeşim öyle değil mesela. Hiç önemsemez. İngiltere'de büyüdüğü için midir nedir? Abi bana hep karşı taraf geldi. Ben öyle düşünmüyorum senden büyük olduğum halde. Kaç yaşındasın Kavai Milliye? Kardeşim, benim fikrim bu. Şimdi Bizim daha farklı dönemde öyle olabilir. değil artık. Yine Ben öyle erkekler daha çok. tercih etmezdim diyorum. Seher bana yazmış, yavşamış olsaydı direkt. Daha farklı olurdu gözümde. Z kuşağı olarak diyor ya katılıyorum demiş Azra. Bak kadın karar verebiliyor, tamam mı? Hani ne olursa olsun kararını verip hani onun üzerinde durabiliyor. Ama erkek öyle değil. Erkeğin birini seçmiş olması gerekiyor ki hani erkek emek göstermiş olsun ki erkek vazgeçmesin. Yoksa kadınlarda bir problem olmuyor zaten. Kadın sonradan da Aslında aşık ters olabiliyor söyledim. ama. Yani erkek herkese yavşayabiliyor. Abazanlık seviyesi daha yüksek. Evet. Kadın tercih ediyor içinden birini seçiyor. Öyle devam ediyor ya ilişkiye. Onu tam ondan şey yapıyorum ama bahsediyorum. Hı. Toparlayamadım yani. Kadın direkt kendi yaptığı zaman erkek kadını seçmiş oluyor aslında. O işte çok şey olmuyor. Samet yazdığına güldüm ama okumayacağım. Onur'a bak diyor ne? Ya. İşte biz biliyoruz da uygulayamıyoruz. Konyalı oğlum o da sonuçta. Ya evet şu da doğru ama bak akıl vermek dünyanın en kolay şeyidir yani konuşmak. Ama yaşayan olduğun zaman aynı tripleri kendin yaşarken farklı oluyor. Niye Sen de ya konu... yengem dedi. Komik geldi. Ya, tamam okuyorum Samet. 21 yaşındayım. En büyük cinsel deneyimim ortaokulda kızlar tuvaletinin önünden geçmek. Komik geldi. Seher Ben abla sence girmiştim bir ilk kere. sevgili kaç yaşında olmalı? Valla bence 15'ten sonra olmalı. En azından bu 15'te mi başlıyorduk lise 1'e? Öyle miydi lan? Evet, 15'te başlıyorduk galiba. En azından bir liseye geçmiş olmak lazım ya. Ortaokul falan onlar. Ben biraz şeydim yani o konularda. Öyle gözükmüyor olabilirim belki ama. Ne bileyim. İki kişinin böyle el ele tutuşması falan garipserdim yani. Kapalıydım öyle şeyler hep. Bence ilişki dediğin hani liseden sonra iyidir. Yaşın da o zaman doğrusu yani. Ondan önce çocuksun çünkü tam anlamıyla. 14-15 normal.
Bence olması gereken bir şey bu arada yani. Hiç ilişki yaşamadan evlenmek dünya o daha kötü. Hiç sıfır tecrübeyle. Direkt boşanmayla sonuçlanabilir. Ya toksik moksik yaşayacaksın yani. Her şeyi göreceksin ki ileride ilişkinin kıymetini bileceksin. Ya diyeceksin şöyle geri zekalı bir tipe bile Aynen o kadar katlanmışım. aptallara katlanmışım. Tam anlamıyla öyle. Bence de Yoksa yaşanması gereken bir şey. şımarıklık oluyor. Böyle her şeyin en mükemmelini arıyorsun. Yani kendi rezilliğini bilmiyorsun. Kendini süper zannediyorsun. Tamam, short yolu açtık. Yılmaz'ı Nice. mesleğinden sileceksin. Bizim devirde onlar vardı. Yılmaz'ı mesleğinden. Ulan Korkunç. Onur ya. Aklıma da Tamam. o geldi. Video. Ben 20 yaşındayım ve 8 yıllık ilişkim var mesela. Vay be, helal olsun. 12 yaşında mı sevgili yaptın oğlum? 12 yaşından beri sevgililermiş işte. Aynı kişinin. Beşikten beri sevgiliymiş çocuk mu? Ama güzel. Artık böyle her anlamda tanıyor yani %100. Onun Mümkün. tek kötü tarafı bir noktadan sonra ayrılırsa düşünsene hayatındaki tek kişi oydu ve her şeyini artık ezberlemişsin. Sıfırdan yeniden birini tanımakla uğraşacaksın falan. Yorucu yani biraz. Huyu farklı, suyu farklı. Oho. Abla arkadaşımla sınıftayız oturuyoruz. Beden dersi sınıfa çıktık. Belki banlanacağım ama bir baktım bizim sınıftaki kız ile erkek yiyişiyordu. Sen ne düşünüyorsun bu konu Kızla erkek yiyişiyordu. Devamı yok mu bunun? O kadar mı? Ney? Bundan niye Sen banlayalım bu canım? konu hakkında ne düşünüyorsun? Hangi konu? İşte konuştuğumuz konular. No idea. No idea. I have no idea. Şu an diyor abi izliyorum. Lisede bizim 3. Yani hormonların tavan yaptığı zamanlar lise zamanları zaten. Solsa sana söylüyorum yani. Yani ortaokul falan bence de erken ama yani o kadar farklı ki seni aslında beyninden çok hormonların yönetiyor. Kadın, kız için de aynı şey, erkek için de aynı bu arada. O kadar tavan oluyor ki çok da garipsemedim yani yiyişme muhabbetini. Eminim bir sürü yapan vardır zaten. Heh, Ha, sonunda yazdığım kurtulduk şeyin bir başını yerden. okumadın. Bakayım. Geride açamadığım kapılar kaldı ama onlara gideceğim yolu bulamadım ya. Tüm eşyaları toplamış olmadım. Hepsinde bir anahtar istediği olmadı yani. O dev vardı mesela, devi kesmedik daha. Bir önceki bölüm bitmedi. Ben burada bir oturacak yer bulayım diyeceğim. Üç kişi Şuraya yaratık hamile kaldı geliyordu. yazdım ben. Tam Hadi. Bu da karşıda ne var abi bu yatan saçma sonra. şeymiş ya. Lisede hamile kalmak nedir? Bizim okulda kaç kız bu yüzden okulu bırakmak zorunda kaldı. Şaka gibi abi ya. Şurayı açayım da diğer haritadan devam edeyim. Tam bitirmeden buraya geçmeyelim. Abla sınıfın ortasında yapıyorlar. Nasıl garip değil? 5-10 kişi ön tarafta tut. Yani baya benim dedim yiyişmekten kastım hani öpüşme falan diye düşündüm. Lisede hamile kalmak falan. Çok aptalca yani. Biz masum kaldık Seher. Biz fazla masum kalmışız bu arada biliyor O. musun? Neler duyuyoruz artık? Yengem, Bizde de çok dert yoktu. dinleme yayınları olur mu? Lan bizim derdimiz bize yetmiyor mu da sizden dert dinleyeceğiz? Bizim psikolojimiz, hayatımız süper de bir de size oturup akıl vereceğiz yani. Dinleriz be diyor. Ben dinlerim. Ben dinlemem. Bizim derdimiz. Ne olacak işte dertli insanlar birbiriyle konuştuğu zaman herkes karşısındaki için diyecek ki oh en azından bende bu yok falan. Bir nevi terapi yani. Bak şimdi yeni Abi kılıcım bu İsrail'e Türko. gelsene. Ben yeni geçtim. Buralar çok iyi.
O alev malev atıyorum. Sırayla ben de merak ediyorum. Bu hangi Büyük. boss'un kılıcı? Bu en son kestiğimiz şey vardı ya, Pontiff. Ha, Süleyman. Vay anam. Ben APK'sından ötürü hiç bunları almamıştım mal gibi. Skill arıyordum ben daha çok. Süleyman'ın bulacağı. Vay Süleyman'ım vay. Statinopya. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Yo, sen ne yaptın ya? Nasıl? İlerledin mi? Biz muhabbet ediyoruz arkada. Bayağı gittik canım. Bayağı ilerledik. Değiliz. Masum değilsin Türko. Hiçbirimiz. Masum değiliz. Hiçbirimiz. Aa Utker. 2 günde 20 bölüm bitti. Bak ilk başları biraz şey yani müzik bilmem ne çok yüksek oluyor ama harbiden mükemmeldi yani. Bayağı sarıyor. Yahu da düşünüyoruz hala ama hani hemen pat diye olmuyor maalesef. Dünyanın öbür ucu. Bir sürü planı falan filan var. Buraya aldık. Buradan mı Erzurum'a devam gelin. edeceğim? Little Dungeon. Aynen. Tamam, şu haritaya bir bakalım. Açamadığım kapılar vardı. Oranın kestirme yolları neredendir? Bulalım Erzurum. bakalım. Olur, hiç Erzurum'a gittin mi? Bu açılmıyor. Erzurum'a gitmedim. Gittiğin en doğu neresiydi? Erzurum, Çarşı, Gittiğiniz Pazar. en doğu neresi mesela? Ya Malatya, Mardin, Şanlıurfa ama tabi Bu da buralara küçükken gittim de kapalı. yakın zamanda Malatya'ya gitmiştim. Malatya, Mardin, Şanlıurfa. Aynen o taraflar. Doğuya daha Reda iyi şey Ankara diyor. yapmışım. Ankara. Erzurum. Snake sen burada mısın? Buradayım, buradayım. Ben Yani en senin doğu neresi? Samsun'a gittim. Samsun. Samsun'da doğu mu lan? O kadar Yani mı en harbiden? doğu. En doğu olarak düşünürsek benim Şırnak galiba. Daha doğuya gitmedim. Erzurum mu Şimdi daha onun daha doğu? doğusu yok. Şırnak mı daha doğu? Onun daha doğusu yok. Yenge Şırnak En tabii. doğuda şu an Şırnak mı var? Iğdır mıydı? Ağrı Mağrı, Iğdır falan onlar. Iğdır ya da Ağrı'ydı galiba. Yok. Şırnak'tı. Evet. Türkiye O haritası. zaman Şırnak'a gittim. Bakalım. Hakkari'ymiş. Iğdır ve Hakkari. Yanlış bilmiyorum. Şuna askerliğe mi gittin abla? Ne işin var orada? Benim şey ablamın kocası eniştem çevik kuvvetli polis. Orada doğu Bu. görevi vardı. Ablam da orada öğretmenlik yapıyordu falan. İşte yeni çocuk doğmuştu yani. Daha böyle 1 yaşında falan yeni doğmamıştı da. Bir hafta öyle bakmaya gittim onlara. Üniversitedeydim ben daha o sırada. O amaçla gittim yani eniştemden dolayı. Doğu görevi. Şırnak Silopi'ydi benim gittiğim yer. Diamond da Cizre'ye gitmiş. Halkı nasıldı? Yani normal insanlar da hani garip hepsi aksanlı konuşuyor falan ya ve sana çok garip bakıyorlar. Sen normal sıradan hani İstanbul'da nasıl dolanıyorsan giydiğin kıyafetlerini giydiğini düşün. Göremiyorum ki ne olduğunu. O insanlar seni öyle şey görüyorlar yani. Tip tip sana bakıyorlar. Hani Hindistan'a giden beyaz tenli insanların muamelesi var ya görüyorsunuzdur Reels'larda falan. Biraz onun gibi yani.
Herkes sana tip tip bakıyor falan. Bu da hakkında kötü... konuşuyorlar. Makyaj yapmışsın diye böyle garip bakıyorlar falan. Biraz garip yani o. Ki bizim kaldığımız yer polis lojmanıydı yani direkt hani dışarı çıktığımız zaman gördüğüm insanlar. Ama Toma'ya falan binmiştim. Eğlenceliydi. Ben bu boss'la nasıl kapışacağım? Aşağı atlasam ölüyorum. Tünelden gittiğimde başka yere gidiyor. Ne dedin? Peki gittiğiniz en batı. En batı? En batı Edirne mi oluyor? Neresi oluyor? Kırklareli galiba. Değil mi? Valla. Kırklareli lisede, Edirne lisede hepsine gittim yani. Batı'da. Edirne, İstanbul, Kırklareli işte. Antalya'dır, Muğla'dır bilmem nedir. Hepsi. Batı olarak. Batı, Edirne ve Kırklareli. Çanakkale'de en batı. Çanakkale'ye de gittim. Ya batı olarak tüm şehirlere gitmişimdir zaten. Doğuda çok boşum var. En batı İzmir mi daha batı Silivri mi? Silivri İstanbul'dan bahsediyorsun. İzmir mi Silivri mi? İzmir. Edirne ise eğer şeydir İstanbul'dur herhalde. Çünkü Edirne ile İstanbul çok yakın. Yok ya bence en batı Edirne. Gerçi İzmir de olabilir. İzmir'in de direkt Yunanistan'a şeyi falan var ya. Emin değilim. Coğrafyam o kadar iyi değilmiş. Millet İzmir, size soruyorum. Ya... İzmir mi daha batı, İstanbul mu? Yenge o zaten şey İzmir. Zaten. Onun cevabı İzmir. E o zaman neyi soruyorsun? Ucu ya. Emin değilim. Gerçi dur ya. Türkiye Edirne en çok... batı ya. Edirne de değiliz. Onu sormuyoruz. İzmir mi daha batı diyor. Silivri mi diyor. Silivri. Ama bu Çeşme falan biraz ama... daha batıda kalıyor ya. Tam onu diyecektim. Edirne'nin merkezi hafif işte İzmir'in sahiline kadar gittiğin zaman en batıya gitmiş oluyorsun. Hatta Çanakkale'nin sahili daha batıymış. Türkiye'nin ana karası en batı noktası Trakya'daki Edirne'li Enez ilçe. Enez'e de gittim zaten. Edirne. O zaman en batıyı görmüşüm. Valla Çanakkale'de olsa, ilçede olsa. Güney. Güney neresi oluyor ya? Yön duygum sıfır. Ne taraflar Antalya oluyor? Antalya tarafı. Ya Antalya tarafları mı oluyor? Hı-hı. Muğla, Antalya o civar değil mi? Vallahi, ne oluyor be amına? Muğla'ya, Antalya'ya, Denizli'ye, ondan sonra Isparta'ya, ondan sonra başka ne var oralarda? Şehir olarak. Onların hepsine gittim. Hatay'a gittim. Mersin, Adana. Hatay'a da gittim Hatay. Evet. Hatay'a gittiysen en gittim, şey gittim. O oluyor. Güney o oluyor. Hatay en güney mi oluyormuş? Evet, Reda Suriye yazmış. Reda. Reda da. Bayağı vakit kaybettim. Boss mu kesmeye gidiyorsun? Yok bu haritada görmediğim kesmediğim var. Onlara bakmaya gidiyorsun. Kendi yazacaksınız millet. Reda gitmiş işte yazıyor. Boss'un kapısına geldik zaten. Kendi gittiği olarak yazıyor Reda. Millet anlam veremedi. Suriye bizde mi amına koyayım falan diyor. Adam en şey olarak güney olarak Suriye'ye gitmiş. Gerçi yani doğru Türkiye'deki olarak bakmak lazım. Yoksa mesela yurt dışına da geldik yani. Akdeniz'e hiç gitmedim. Bence Türkiye'nin en güzel yerleri Ege Akdeniz. Kesin gidilmesi gereken. Gezdiğim total 5 yıl var zaten. Ya Türkiye'nin herhangi bir kıyı memleketi gayet yaşanılabilir. Güzel memleket. Ama ortaya gittiğin zaman işler değişiyor. Vallahi orta Çomaristan işte. İç Anadolu falan. Karadeniz, Maradeniz, Cartürk. Ya İç Anadolu'nun gözü yaşta. Bırak da olsun yani. Kusura bakma da. Yıllardır İç vallahi, Anadolu'da yaşayan biri olarak. Türkiye'nin en çomarları da harbiden İç Anadolu'da. Bak yani savun şehirlere bak. Yani. Konya, Yozgat. Sivas da öyle bu arada. Hani memleketim ama savunmayacağım. Orada da yobazı çok var. Ondan sonra ne bileyim. Hepsi yani birbirinden çomar. Yani Ankara'nın da ne kadar düzgün o da tartışılır.
Ankara'yı Ankara gene iyi ya. Başkent olması. Ataman ki ben Konyalıyım ya demiş. Bak Onur da konuşan Konyalı. Nek de konuşan Konyalı. Onlar da Konyalı ama şimdi gerçeği de görmemezlikten gelemeyiz. Abi buranın tam karşısında şey var. Bizde de yalnız yani bayağı bir Konyalı takipçi var yani. Bence atlayabilirsin aslında yol gitmek yerine. Bu beni şaşırtıyor. Yani potansiyel olarak yobaz olabilecek insanlar niyeyse sizin yanınızda. Oradan atlayınca güzel yere çıkarmıyor. Konyalı. Bu şeyi geçemiyorum. Yürü. Rolü geçemiyorum. Buradan ben Denizli'liyim. Burası Kıcı. Farklı yoldan gidebiliyorum. XVN. Buradan fareler. Fareleri biliyoruz. Deniz olmayan şehir Denizli. Vallahi tek şansım şuradan atlamak. Bunu yapmak lazım. Ben Konya'ya da geldim Onur. Çok bir gezmedim ama güzel yeri vardı. Buradan shortcut açacağım galiba yukarıya. Aynen. Pencereyi yani, açayım da. İç Anadolu'nun diğer memleketlerine göre 10 üzerinden 7 diye derim ben ya. Yalnız bir Türkiye haritasından işaretleyeceğim. Merak ediyorum kaç şehir görmüşüm. Siz bir de İç Anadolu'da dinsiz olun. Oo, linç üstüne linç. Harbiden ha. Bak ben de İç Anadolu'luyum aslında yani. Sivaslı olduğum için ama orada doğup büyümediğim için yaşamadım bu şeyi. Bir de oralarda yaşasak falan demek ki kafayı yeriz. Yemekleri güzel ama. Türkiye'nin her bir yanında yemekler güzel ki. Evet, Türkiye'nin genel olarak lezzet olarak harbiden iyi yani. Yapıyoruz yani, o işi. Bir memleket mesela yurt dışından herhangi bir yer sadece böyle 2-3 tane yemeği meşhurdur. Ama Türkiye'de her şehirde en az 4-5 tane meşhur yemek var. Doğru. Karadeniz'in de çok güzel yemekleri var. Ya o da Bafra pidesi mi? Şırdan ve kokoreç hariç demiş. Trabzon'dan aldım bakır yar fakir ben de fakir başka bir şey istemem. Gözleri olsun çakır. Kars. Amına koyayım ben de ne vuruyor bana Kars'a diyorum. Fareler gelmiş. Hür irademle şu şeye binmek istiyordum. Kars trenini. Diye öyle bir hayalimiz vardı. Doğu Express aynen. Kışın bayağı iyi olabilir. Aha tamam. Onu oldu bir tık kıskanıyorum. Tamamdır. Şimdi oldu. Hala var abla. Var var biliyorum. Hala yapmadık ama işte onu istiyordum gerçekten. Şu trolü kestikten sonra gideceğim. Diğer haritaya. Zaten buranın bir boss'u yok. Diğer tarafta var herhalde. Seyahatin 9. saatinden sonra çile ya. Ya yatak gibi şeyler olmuyor mu orada? Ne bileyim kendi böyle şeyin de oluyor. Adı neydi? Buzdolabın gibi bir şeylerin. Abla siz de misiniz? Evet. Ya ben Discord'dan bağlanmıyorum. Direkt yanımda mikrofonu var da. Onur, Türk onlar Discord'dan bağlanıyor. İyi yarı can gitmiş.
Nice. Tamam. Şimdi buradan diğer haritaya gidebiliriz. Diğer harita Allah'tan çok basit. Burayı karışık değil. Boss'un olmadığı ama yarım saat vaktini yiyen yerlerden nefret ediyorum ya. Mario burada da iki yol vardı değil mi lan? Doğru. Burada karışık anasını satayım diye taraf. Atladım şimdi. Gökten inen ejderhayı bir keseceğim. Onu yarım bırakmak istemiyorum. Bir kere Onlar inmiş yani. sürekli. Gerçi ondan bir sürü gelecek, evet. Oyuna geri mi döndün sen? Evet. Şuradan düşme korkum olmasa güzel güzel kapışacağım da. Neyse, aman salla. Aynısından bir sürü geliyor zaten. Ha, bir tane geldi bile. Gel burada kapışalım. Görebilsen bir de güzel olacak. Bak, köprü üstünde değilken güzel güzel kesiyorum. Ben de delikanlı gibi kapışacaksınız. Geldin abi o zaman. Buna sanki başka bir şeyle vuruluyordu. Bir silahla. Evet. Fırtına veren bir silah vardı. Onu şimdi alman Yok mu? lazım diye biliyorum. Nereden bulacağım onu? İçeride almıyor muydun? Öyle miydi? Boss'un tam arkasındaydı abi o. Dene abi. Aa, abi bekleyince oluyor işte ha. Oldu şu an. Y'ye mi bastın? Hayır. Değil mi? Demek ki bekleyecek misin biraz daha? Mevzuymuş. Hasar yemiyor niye? Basınca hasar yemiyor mu jetelle? Yok, ayağının dibindeydim, o yüzden yemedim. Ha, okey. Tamam, o ışık parlayacak o zaman vuruyoruz.
Kalmıyor ki orospunun evladı. Vurdu. Olmanız kimsenin. 4-5 vuruşta düşürdü galiba. Neyse kesilir ya. Ama keşke böyle saçma sapan şeyler olmasa. Elimde kılıçlı adam akıllı keseyim işte. Abi, onu yapmaya çalışsam 500 defa vurmam lazım. Canı gitmeyecek. Öyle. Ben hasara girmiştim işte. Büyü sıkıyordum. Kaç? 11-12 tane pot harcadım. Öldürebilmek için. %20 kaynıyordum. En sonunda böyle bir şey, mekanik varmış. Kendimi öldürdüm yani. Hayır. Mekaniği bilmiyordum ben. Mekanik 4 vuruşta kesiyor ama. Bir de bu ikinci falan çok hızlı yani. Bir orada pezemek. Bu ejderhayı kesen elemanın kuyesi devam ettirseydin o da geliyordu burada. Kimdi ejderhayı kesen elemanı? Şey. Ha, şişko adam. Şişko evet. Ne bileyim devam ettirme falan. Hazırlasana elini. O kalıyor zaten sende galiba bak. Of. Çok tatlı. De yedin hasarı şimdi. Vurdurmadı. Aa var var güzel. İkinci faz. Al ananın amana. Hadi bakalım. Tamamdır. Şimdi 3 tanesinin kellesini koyabiliyoruz. Ne oluyor şimdi onları koyunca? Üçünü koyacağız sonra emmaya gideceğiz. Ya yaşlı kadına mı gideceğiz? İkinci haritadaki. Bir dakika şu an ne oluyor ben bilmiyorum. Hatırlamıyorum daha doğrusu. Animasyon oğlum işte. Evet, evet şey açıldı. Nasıl sırtım ağrıyor var ya. Oyun bitiş açıldı. Neyse. Neke 2 video daha çıktı herhalde bu yayından. Çok öldüğüm yerler var. Uzadığı yerler var yani. Onları kırpınca 5 saatlik yayından birer saatlik 2 video. Ablacım potum yok ki ben seni şimdi öldürsem. Öldürmeyeceksin abi ya. Ha. Doğru. Potum kalmadı. Bunun yaratığı beni öldürür. Yaparsın sen abi. Dansçısın sen. Dansçıyı dansla yenersin. Karı kendi kendini öldü be. Vay amına. Şu animasyon çok iyi ya. Sın satayım. Representation. Amına koydum o maymunu. İnsan ol insan. Piç. Sıfata bak. Zürafa gibi de boynu var. Ne olduğu da belli değil. Dört potumla nasıl keseceğim onu da bilmiyorum. Stormruler kaldı üstümde. No. Asiktir.
İçin deldi abi. Bir tık az vuruyorsun sen ya. Yo iyi iyi güzel. O nasıl kaçtım yakalıyordu bak. Aha diye kılıcını çıkardı abi hiçbir şey olsun. Botum olsa sıkıntı yok. Kaç kere vurdu Oruç şu. Yeterli potum yoktu. Rahat oynayamadım ki. Şimdi ruhlarım burada kaldı ya. 37k. Oh. Anan sik. Gideyim kafayı koyayım bari. Burada da almadığım eşyalar var. Bu harita bitmedi aslında. Burada hemen boss'u kestik ama etrafı bir gezmek lazım normalde. Evet. Arka taraftan yol var mesela, oraya gitmek lazım. Sen de anca level atlatıyorum bacım. Bir şey yaptın yok. Onu da bedava Gülcüm yapmıyorsun sıkılmadı zaten. mı bugün? Sıkılmadı aşkım. Şeher Seni abi de sıkıldıysa nerede? bir ev temizliği falan. Eyvallah Abi, ya. en solda. Bu mu? Evet. Evet, 2 dakika işimiz vardı. Arka planda. Bir zamanlar 5 kral vardı. Hepsinin namına koymaya geldik. Bu değil. Sağ tarafta abi. Kralın yanında olması lazım. Bacakları olmayan kral. Ney kral? Taçsız kral mıydı? Koymuşsun işte. Üçü de var şu an. Ben konuşacak NPC arıyorum oğlum. Almadığım bir eşya bir şey kaldı mı diye. Yani... NPC. Tren. Kaç? 38 Yo. şey istiyor. Bunu gerek yok. Bunu ye bence abi, ne Buna da uğraşacaksın. gerek yok. Bunlara gerek yok. Sen bunu karnına indir. O toplu level geliyor o zaman. Aynen öyle. Kaç level? 5 level gelir mi? Emberler ah be. Ya Ember kullanmıyorum ben. Çok lazım olursa yaparız bir şeyler. Incantation'da da kullanmıyor aslında. Onları satabilirsin. Belki bir gün kullanırım. Belki bir üstümüzden kuşlar geçer. Kanatları damdan düşer. Yok deve. Sen burada mıydın Light? Bu kopar, niye bana it diyorsun? Lan it.
Anamdan güzel olmuş lan it. O ittir ittir avlar. Ayağımla gitti, yayına sessizlik çöktü. Daimut duyuyor musun? Evet. Bak son 3-4 mesajda hep benim adım geçiyor. Neden? Neden? Seviyorum Daimut ama. Kıskanmayacaksın. Tamam aşkım. Kıskanma. O kadar ısrar ettiğimizde şarkı söylememişti diyoruz Zahide. Unutmamış. Twinkling Zahide moy. Kurbanem oy muydu öyle bir şey? İşte baba dinlemiyoruz. Ne yapalım? 172-101. Şunu alırsam artı 7'ye bastım be amına koyayım. Bir şey yapmayacağım artık. O güçlü bir şey ya. Sürekli vuruyor amına koyayım. Vuruyor da özel bir buff'ı bir şey yok. Ona sen şey veriyor musun? Bir tane chunk basıyordun ona, chunk özelliği. Katlanıyordu hasarı. Hangisi? Bu, siyah mı gri miydi bilmiyorum. Hani sert olsun diye. Silah. Alev basıyorsun ya, alev basarsın, buz basarsın, büyü basarsın. Ona infuse çak basıyordun. Bakayım. Hepsi var bende neredeyse. Heavy değil mi? Bu neymiş? Hollow değil, yok. Heavy, heavy olma, evet heavy olması lazım. Arttırmıyor mu hasarı heavy? Şart da olabilir. Bak. Sen Dex mi bastın abi? Dex'im ben genelde. Sen Dex bastıysan en fazla Dex'i indiren attribute bonus'ta koyarsan ona daha fazla vurursun. Ne basayım şimdi ben buna? Bu mu? Sharp mı? Evet. A ile veriyor, görüyor musun? Sharp, evet. Evet bu. Eğer Dex'in yüksekse. Şu an onun eski vuruşundan bir iki kat daha fazla vurman lazım. Bu... Dex set 33 güzel. Aynen Dex. Ay ay. Ay ay deyince aklıma oyoy diye bir tane şarkı vardı. Arnavutça mıydı? Neceydi? Romanca mıydı? Yuki yuki kuyu. Yok. Oyo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 
Bir daha söyle. Kız konuşuyor zannettim. Kız konuşuyor sandım ben de arkada. Ben de anlamadım biliyor musun? Şeye baktım, Discord'a baktım. Biri mi girdi falan diye. Onur'da ne cevherler varmış. Türko'nun sohbeti sarmıyor diyenler. Artı birleyin. Artı bir. Asıl benim sohbetim sarmaz normalde. Sen diyor bir benzin dinliyorlar seni. Şu anki bu bildiğim güzel oldu ama bak değil mi Türko? Kostüm, güzel oldu silahlar. Abi haşhaşilere benzemişsin işte haşhaşin. Onur'un sohbeti sarıyor. Ya kızları boş yapmasın arkadaşlar. Evet Onur bir tane anket açıyoruz hemen. Hayır hayır. En çok hangi admin sohbeti sarıyor? Şimdi seçenekler şey Nek, Derya, Türko, Kemal, aha, Onur. Yazalım. Muhtemelen. Bu kaçtı abi. Chat'te yani... biri yazmış da mantıklı geldi. Taktik iyiymiş amına koyayım. Vay ben onu ilk kez anladım bak. Demek ki chat'te böyle bir şey kullanılabildiğini bilmiyordum. Chat'te demek ki boş şeyler olmuyormuş her zaman. Evet. Bazen oluyor. Bak bu akıl sefer verenler. Olmadı. 7K ruh daha lazım. Hadi bakalım. Abi gerçekleri hocam, görelim. Gidebilirsin. 7200 ruh lazım. Bu Yetil Valide'deki canavarlar 1500-1500 bırakıyor hatırlarsan. Doğru diyor. Yenge ankete koyayım mı seni? Şunları kullanmayacağım artık. Ya beni sağ. Beni de koy tamam. Emin misin abi? Ben değilim, admin olarak sattım. Dedim ama. Bu ne? Ben de admin sayıyorum sonuçta. Değilim. İşte incantation bunlar. Bu da boyar.
Bu da iyiymiş de ben 30 basmam bunu ya. Zahide yok kapalı o iş. Yani kimse görmüyor. Bu feyitçiler bunlar. En alta. Hadi ben kimseye şu an oy vermiyorum. Çok yükseltemedim. Bunu artı 4 bastım satma. Gerçekçi olsun Pickaxe diye. Pickaxe satalım. 500 crossbow sat. Yorum da yapmıyorum. Ben birazdan kaçacağım. Haberiniz olsun. Tamam Turko'yu. Turko %20 götürüyor valla. İyi. Vay vay vay. Sohbet hani sarmıyordu Turko'nun? Kemal'iz %0. Kemal'e ben veriyorum lan o tane. Kemal'in muhabbetini seviyorum ben aslında. Çok aşina olmadıkları için. Tamam bir level daha geldi. Şimdi en düşük nek kaldı. Nek'e bir kişi yalnız vermiş. Bir şey değil mi? Yani chatte 20 kişi Onur'un sohbeti sarıyor dedi. Burada 2 kişi oy vermiş. Benim oyum nereye gitti o zaman? Ben kendime verdiysem. Bana kim verdi? Neyse Nek'le aynısın şu an Onur. Bir de öyle düşün. Berabere bitirin en azından. Kemal'e 5 kişi vermiş. Sen abi bu zıplayınca nasıl görünmez oluyor? Bak Derya Onur Nek aynı yüzük şu an. Yüzük taktım onun için. Vay anasını satayım. Ben bunu ilk kez görüyorum. Ve midweight'teyken bile light gibi dönmemi sağlıyor bak. Uf, çok iyi. Normalde ya, şu an middeyim. Ama objektif olalım. Yani kendi aramızda objektif ne amına koyayım? Sohbeti en çok saran Nek ve Derya'dır yani. Güldürüyor bizi baya. Aynen kanka. Senle ben dalga geçiyorlar. Neyi sarıyor amına? Ne oğlum ben bence iyi. Senle benle dalga geçiyorlar. Sen iyi ya. Maloşisten iyi amına. Çok içten söyledin ya. Evet. Genelde sizle dalga geçiyorlar. Zorbalıyoruz. Dalga zorbalık. Ezik ruh hallerini bize dalga geçerek dindirmeye kardeşim, çalışıyorlar. Ben öyle bir şey hissetmiyorum. Ben bir tane arkadaşım benimle uğraştığını hissediyorum. Bu kadar yani. Ele almış. Yalan değil. Biraz zorbalıyoruz. Bak abi aslan çok iyi değil mi? Bir yanda patlatıyorsun adamı. Çok iyi. Ve seri. Ama tek yedin. H-O-T-D. H-O-T-D ne oluyor? Neyin kısaltmasıydı? House of the Dragons. House of the Dragons. Evet. Bir sezonunu izlemiştim ay zaten de. Şimdi bir daha başladık. Şey İkinci sezon çıktığı için. Bir arada izleyeceğiz bir daha. Bunu da kullanmam. Şimdi buna ne basayım? Diyor. Magic demek. Fire demek. 5 saattir yayındaymışsın. Evet aşkım ve bundan çok memnunum. Ama sen memnun değilsen çıkabilirim. Ay be. Ben de oyun oynamıyorsun ki. Reda'da mesaj atmış. Demiş ki ablanın yayın ne zaman biter? Turnuva vardı saat 8'de. Turnuva mı? 1 saati falan kaldı. Onlar da şimdi Diamond'ın ne zaman yayın açacağı belli olmadığı ben için. Bir haftadır açmıyorum yayın. Niye açmadınız turnuva? Yapmışlardır belki. Nereden biliyorsun? Yapmışlarsa tamam o zaman. Bugün yapmasalar da olur. bir saate bitirir misin? Tahmini. Ben bugün öyle takılmak istiyordum. 10 saat yayın challenge yapmak istiyordum yani. O zaman çocuklar yapsa da sıkıntı olur mu senin için? Yapsınlar ya. İsteyen turnuvayı izler. İsteyen burada kalır. Tamam. O da bizim, o da bizim. O oylamayı Discord'da yapalım ya Onur. Bu oylamayı Discord'da yapsak onun muhtemelen en sonuncu. Bir oy olur büyük ihtimal o da kendisi. Discord'da beni sevmiyorlar. Discord'da yapsak acaba kim birinci çıkar? Turko çıkar şöyle herhalde. Bir şey var. Şöyle bir şey var ama sonradan gelenlerle aram bayağı iyi. Vay be. Gelişme var. Aynen. Zahide neden ki demiş. Yani Onur pek sevilmiyor. Sebebini biz de anlayamadık. İnsanlar o enerji... Ananı sikerler. Ananı sikerler. Orospu çocuğu. Ananı sikerler. Kestin mi? Böyle sikerler. Helal olsun abi. Hızlı kestik. Tamam. Bastık alkışı. Amına koduğum seni. Köpek gibi oradan oraya takla atıyorsun. Piç. Delikanlı ol karşıma çık be. Delikanlı gibi karşıma çık be. Dansöz gibi kırıtıyor amına koyayım. Bir de erkek olacak.
Şimdi şurayı açalım. Olur bu oylama şeyi niye solcu gitmiyor ekranından? Erkek değil miymiş? Neyse bana öyle göründü. Erkek değil miymiş? Allah Allah. Gitmiyor mu? Ben de niye hala görünüyor bu? Onur onur diye parlıyor yeşil yeşil. Diyocuğum et ekmek falan çıkarıyordum. Bekle şu tarafına geleyim. Saat erkenmiş lan. Erken kalkmanın faydası bak. Saat 10'da uyandık be. Helal olsun bize. Diamond gerçek ismi mi? Evet. Yalnızca ekip arkadaşların diyor derler bana. İş arkadaş. Sen memoli varken demek ki öbür şeyi izliyormuşsun Kenan Emirzalıoğlu'nu. Yalnızca ekip arkadaşların demiyor mu? İş arkadaşları. Ekip arkadaşlarım diyor. Açar şimdi YouTube'dan gösteririm. Aç lan. Merak ettim. Harbiden aç. Yalnızca iş arkadaşları Ben diyor haklıysam ne memoli derlerdi. yapacağım? Ben Sen haklıysam ne haklıysan yapacağım? göt oldum diye 3 kere bağıracağım. Tamam. Ama sen de diyeceksin aynısını. Yalnızca iş arkadaşlarım der. Doğrusu ben en başından beri bunu savundum zaten. Evet Diamond'cığım. Ben o anlaşmaya dahil olmadım. Ben dedim sana ama sen de diyeceksin diye. Sen kendin bağırmayı kabul ettin 3 defa. Ben olur yaparım demedim ki. Ben dedim ki sana aynısını sen de diyeceksin o zaman. Ya ben bunu kabul etmedim. Ben yapacağım demedim. Kıvırma Kıvırmadım. Diamond. Diyor Bana yapılmış en büyük reddiye seherinki oldu. Farkında mısınız? Olur utanmadan kendine oy basmışsın olur. Bir de paylaşıyorsun. Hey. Yalandan başkasına da basmamış. Onu Kendine 10 basmış diyeceksin. görmezsin. Tam 10. Kendilerine bağladılar hortumları. Bunlar kendilerine bağladılar ordu. Kendilerine bağladılar. Ne hortumu? Kanalizasyon borularını. Kanalizasyon borularına bağlı. Kendilerine bağlı. Paris'te herhalde Ne ne sokma sok. ekmek değil de bir pasta. Sofra yemeğe hazırlanıyor Paris'te. İki keklik bir kayada ötüyor. Ötme be Ötme de keklik keklik derdim. Derdim derdim bana bana yetiyor. yetiyor. Orada ötme de keklik derdim bana yetiyor. Sanki Yirdi keklik ay. derdim de Aynen. demezmişim gibi değişik bir Vurgu da vurguyla yanlış söylüyorum. yani. Ötme de keklik derdim. Bana yetiyor. Saçları boyalı, kundurası Kundurası boyalı. boyalı. Yar benim, aman aman. Uzun da geceler. Yar benim yar, yur benim de aman aman. Meri'ye tükenmez. Evlenecek olan sen miydin bu hafta? Yok, o diğeri. Diğeri dediğim diğer aynı gün bağış yapan arkadaşımız. Yok yok diyor. Kardeşim Aman evlendin mi? aman. Evlenmedin. Ama ben burayı açmamışım ki. Ha, ben burayı açsaydım sıkıntı yokmuş. Koştum o kadar 5 saat. Bu oyun ortalama kaç saat sürüyor? Baştan sona bitirmek herhalde 15-20 saat alır ya, bilen birisi için. Bilmeyen birisi için 50 saate kadar yolu var. İki keklikte bir ayazla karada ötüyor. Ötme be keklik derdim demedim. Ne oldu lan? Ne oldu amına? Evet sınavlar Aynen. açıklanmış millet. Nereyi kazandınız? Nereler tuttu?
Ben kendimden başlayayım. Necmettin Erbakan, radyo, televizyon, sinema. Zaten istediğim bölümdü. Yani iyi oldu benim için. Ben daha önce lojistik bitirmiştim. Hem de dereceyle bitirmiştim ama istemediğim bir bölüm olduğu için çok da yani devam etmek istemedim açık söyleyeyim. O yüzden tekrardan tercih yaptım bu sene ve Yani istediğim iki bölüme üniversite olacaksın ha? geçtim. İki tane üniversite bitirmiş olacağım, evet. Hayırlı uğurlu olsun. Bilgisayar Teşekkürler. mühendisliği Bu ama zor okul mu? başarı puan çok vuruyor lan bunlar. Ne okul başarı Sana puanı hayırlı istedim. olsun Onurcuğum, ama şu an öldüğüm için. Yok abi sıkıntı yok. Bunlar Bu çok okul başarı vuruyor ya. puanı muhabbetinden bahsediyorduk tam. Okul başarı puanı adaletsizliğinden daha doğrusu. Çünkü iyi bir puan, iyi bir sıralama yakalamış olsam bile bu okul başarı puanı muhabbeti yüzünden yani sıralamam bayağı bir geriye atıyor. E belki ben Ama okulda bir şey diyeyim mi? başarılı değildim ama evet. Ben okulda şunu hatırlıyorum. Bildiğin teşekkür alan falan böyle. Hani okulda öğretmenlerin gözdesi olan öğrencinin sınavda barajı geçemediğini hatırlıyorum. Yani ben onun yarısı kadar okulda puan almamışımdır diploma puanı olarak belki. Ama ben geçtiğim halde o geçememişti. Yani düşünebiliyor musun? Bunu gördüm yani. O Evet. yüzden okul puanı, okul başarı puanı ne kadar boş bir şey olduğuna eminim yani. Dünyanın en saçma şeyi. Öğretmenler Okul aranın başarı kötü puanı falan diye bir şey filan. ben bilmiyordum. Yani. Hani şu diploma notu var ya Diamond. Ondan Aha. bahsediyoruz işte. Ha. Abi ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Ya benim normal derslerim yüksek ama dini derslerim zayıftı mesela. Arapçam zayıftı. Kur'an-ı Kerim zayıftı. Düşünsene Ondan Arapça sonra yüzünden hitabet şu an falan. Aynen. puanın düşüyor yani. Ya korkunç bir şey bu. Şimdi sen kaç puanla toplam mezun olmuş oluyorsun okuldan, okul başarı puanından? Ben onu şey zannettim, hani okuduğun okula göre fazla puan veriyorlar diye anladım ben onu en başında. Hayır. Yok. Şimdi 294, ya bilenler bilir, 294 okul başarı puanı, 57,9 da benim diploma notum var. Öyle söyleyeyim. Bayağı bildiğim böyle diploma notuna bakarsan mal bir öğrenciyim aslında. E Ama tamam, şeyde kendini derece yaptım. düzeltmişsin işte. Yani mesela hadi Aynen. lisedeyken başarısızmışsın diyelim, tembelmişsin, büyümüşsün, aklın başına gelmiş. Yani niye geçmişine bakıp bu adam eskiden kötü yapmış, biz bunun puanını kısalım? Bu nasıl bir mantık amına koyayım? Ve hani şu anda lojistik bitirdim. Bu sene lojistiği bitirdim ve dereceyle mezun oldum. Birincilikle mezun oldum yani. Bu okul başarı O konuları da puanı biliyorum. lise değil mi bahsettiğin? Evet, Evet, lise. liseden. Lise. Benim ne kadardı? Ben de şeydim, tembeldim yani, 70'ti benim de başarı puanım. Yine iyi. Demek ki O kadar da kötü değil. 85-90 yapmış olsak puanımız daha da yükselmiş olacak. Vay amına Aynen. koyayım. Saçma. Saçma abi, liseyle. Şimdi lisans düzeyinde de aynı saçmalık var. Mesela DGS diye bir şey var. Bu dikey geçiş sınavı. 2 yıllığı 4 yıla tamamlayan bir sınav sistemi. Mesela şöyle, ben matematiği çok yapamadığım için sınava girdiğim zaman lojistik bölümünün uzantıları eşit ağırlık olduğu için ben şey çözemezsem, matematik çözemezsem herhangi bir okula gidemiyorum. Ama benim okul şu anda diploma puanım, yani lojistikteki diploma puanım kaçtı? 3,75 falan herhalde. Yani şu anda dereceyle mezun oldum. Ama mesela 2,50 puanı olan, diploma notu olan biri sırf matematiği iyi yapabiliyor diye o DGS ile girip benden daha iyi bir lojistik okulu kazanabilecek mesela. Kötü bir sistem zaten ya başlı başına. Ama Türkiye yani. Mesela Onur kötü bir şey gelsin aklına. Ve sonra de ki ama Türkiye yani anladın mı? Zaten Aynen. tahmin etmek gerekiyor. Lorat Adalet beklemeyeceğim. abone olmuş. Teşekkür ediyorum. Ama ne müziğini duyduk, ne de ekrana öyle bir logo geldi. Allah Allah. Ayarla bakayım bir. Botrix'e bir daha bir bakayım. Benim Botrix malamı bağlamış. Ne olmuş? Link yolluyor chat'e. Botrix Bakıyorum ama. hemen. Güncellemem lazım galiba. Bir ay oldu ya, ondan galiba, bilmiyorum. Niye böyle olduk? Yo, aynı Hırvatistan'dan link. selamlar.
Darnavutluk'tan selam söylüyorsun. Aa, şöyle mi olacak yoksa? Oyunun sesi gelmiyor diyen var. Chat de görünmüyormuş galiba. Evet. Chat de görünmüyor. Niye böyle? Oyun sesi. Allah Allah. Ya şu kulaklığı taktığımda. Gerçi şu an gelmemesi normal. Alt tab yaptım da. Bekleyin bir. Tamam. Bu hazır. Go subscribers. Şunu da bir yapalım. Yani okul başarı puanın, chat'tekilere söylüyorum. Okul başarı puanın iyi olursa sıralamana çok bir katkısı olmuyor. Ama kötü olursa sıralamana bayağı bir katkısı oluyor. Seni öne atmıyor yani. Hiçbir şekilde Saçma. iyi olsa bile. Sesim kalınlaşmış mı? Allah Allah. Ya boğazım gıcıklanıyor bazen, o yüzden borazan gibi çıkıyor da. Anlık. Hem yapıyorum, düzeliyor. Şurayı alayım. Bana zamanında Şöyle. edebiyat hocaları taktığı için OBP'm düşüktü. O yüzden diş hekimliği barajında birkaç binde kaçırmıştım. Sonrasında yurt dışına geçtim okumak için. Vay be, ama sonunda olmuşsun bak. DT var başında. Yoksa o Diamond Tema'nın kısaltması mıydı? Dentist değildi. DT. O şey, diş hekimlerinin şeyi var ya, dentist. Belki de Diamond Tema. Evet, Tema var. sıkıntı veremiyorum. Muhabbetine de. Bir sıkıntılar olmuş. Ha Teknik ya. beni. Tamam, şeyle alakalı. Bu Botrix tatile mi çıkmış, bir şey mi olmuş anlamadım. Bir 4 gün sıkıntı olabilir diye bildirim gelmişti. 3-4 gün böyle sıkıntı olabilirmiş yani. Oyun Botrix'in 19'una kadar mı tatile ne? çıkıyor ya. Ben de anlamadım. Öyle bir uyarısı da var zaten. Botrix bot değil miymiş? 23 Ağustos'a kadar staff çalışmayacakmış, görevliler çalışmayacakmış. Ama niye benim otomatik botum çalışmıyor onu anlamadım. Bakalım acaba yetkiyi mi düşürdük farkında olmadan? Ha, yeni sohbet ayarları da gelmiş. Saçma sapan. Moderatörler Botrix'e bakalım. Yo, moderatör hala. Yıllık izne çıkar. Bot bile tatile çıkmış, Türk halkı Valla çıkamıyor. bot bile tatilde ha. Saçma bir iş. Bundan sonra hani chat'i ekranda yansıtamadım ama en azından diğer şeyler görünür. Agahan, hoş geldin. Madness, ben de açacağım bugün Diamond'la aynı anda. Bilgisayar işini hallettik. İnternetlerimizi ayırdık bilgisayarları. İnternetin hızını da yükselttik. Artık ikimizin aynı anda yayın yapabileceği hale getirdik. Masalarımız, odalarımız ayrıldı. Evet, Seher'e kompütür aldık. Canlı chat'i ekrana veremiyorum arkadaşlar. Maalesef O gelmiyor şu tatile anda çıkıyor. ekrana. Hata veriyor. Adam Yo, gayet orada. normal ya. Ne normal? Ya abi yüzün değişmiş falan diyorlar da adam normal. Yani. Işıkla da alakalı olabilir ya. Orada güzel ışıkları kurmadı mı? Buranın kendi Vallahi bir lambası şey düşük ya diyeceğim aşkım. harbiden. Dünyanın en önemli şeyi ışık. Bak, 500 yaşında da görünebilirim, 20 yaşında da görünebilirim. O kadar çok fark ettiriyor ki seni, böyle maymun da yapıyor, dünyanın en güzel kızı da yapıyor. Öyle bir şey ki ışık. Şey, dışarıdan gelen o şeyi kapat perdeyle. Normal kendi ışıklarını kullan. Bana mı diyorsun? Evet. Kime diyeceğim Öyle yaptım başka? zaten. O zaman Böyle zaten yapmış. gündüz olduğu için normal ışıklar fazla geliyor da onu Yok, bilmiyorum bu ya. odanın şimdi önceki evin
tepe lambası çok aydınlıktı. Bayağı güzel bir lambaydı. Hı-hı. Diğer ışıkları kullanmaya ihtiyacım kalmıyordu. Bunun lümeni bayağı düşük. Buna yüksek bir ampul alıp değiştirmem lazım. Bir tek benim ışıklarım renk veriyor şu an. Bekle. Benim sesim değişmiş mi Onur ya? Herkes arabanın sesi değişmiş diyor. Ya belki yakında uyanmışsan. Seher abi olmuş. Seher abi olmuşsun sen. Ya uykuyla da alakalı biraz. Hani eğer evet, erken kalktıysan daha şey yapamam. Çok olmadıysa. Çok oldu gene yani. Bir buçuk saat falan oldu yani rahat. O zaman bir geçmiş olması lazım. Abla eski odaya mı kurdunuz senin bilgisayarı? Evet benimki aynı yerde olacak yani. Hani kullanıyoruz ya uzun zamandır. Salon yani oda değil. Salon da yapacak. Salon. Tamam işte Sedat Peker arka planı yengede. Öyle söyleyelim. Evet. Şimdi bakalım oyun sesi geliyor mu? Geliyor. Onur abi geçen yayında tercih yapmayı hatırlatınca anneme tercih yaptık. Bir üniversiteye yerleştik. Chat de geldi. Bak hallettim gördünüz evet. mü? Nasıl yaptım? Lan chat'e öyle bakarken mi? Ölüyordum. Hayatını kurtarmış. Abla en iyi yeri sen kapmışsın. Yani güzel aslında ışık olayı falan. Burada bayağı iyi de. Sonuçta şimdi dikkatli oynayalım. Yani. Yayın başladı yarım saat oldu hala oynayamadık adam akıllı. Simon'ın sesi normal. Seher Hanım'ın biraz mikrofon efekti var. He şu an anladım olayı. Ben normalde kulaklık diyorum mikrofonla bağlanıyorum. Şu anda Discord'dan bağlanıyorum. Ondan dolayı öyle geliyor size farklı geliyor. Evet. Şu an anladım. Normalde Dio ile aynı anda aynı yerde olduğumuz için sesler birbirine girmesin diye ben mikrofon kullanıyorum. O da mikrofon kullanıyor. Ama şu anda ben normal Discord'dan bağlanıyorum Dio'nun yayınına. Pot kullanmayı engelleyen bir şey attılar. Şu anda pot basamıyorum ama şurada bonfire olması lazım. Aynen öyle. Artık buradan başlarım. Çok zaman kaybettim buraya gelene kadar. Sohbet muhabbet derken. Chat'i de okuyamadım bu arada. İşte biz birkaç gün takıldık arkadaşlar. Tatile denize falan gittik. Sonra seyre bilgisayar dizdik. Sonra ev işleriyle uğraştık. Başka şeyler yaptık. House of Dragons'ı baştan sona izledik falan. Yani 3-4 evet, gündür aktif değildik. Bitirdik. Bir günde bir sezon bitirdik. Bugün şöyle bir saatlerce yayın yapacağım. Seher de kendi kanalında yapacak. Yani takılmayı düşünüyorum. Yakın zamanda da YouTube'a da bir şeyler yaparım. Efendim? Bana host yapacak mısın? Yaparım. Tek rakibin Dio'ymuş yenge öyle diyorsun. Evet. Bundan sonra Diamond rakibim. Heykellerin kafası neden yoktu? Sesim resmen çatallaşıyor konuşurken. Onları Müslümanlar kesmiş arkadaşlar. Yani ben yalandan öyle yazıyorum da story'e. Sonra bana düşman müşman derler diye. Ama İslamcılar kesmiş kafalarını. Bana da Diamond anlattı. Mısır'daki bütün Firavun heykellerinin de burnunu kırıyorlar mesela. Çünkü burun evet, erkeklik ve kuvvet sembolü. Burnu kırık şeyler de vardı. Kafa, burun. Yani kesiyorlar bir şeyler. Heykel, put, mut. O gözle bakıyorlar. Üzücü ama. Kestikleri yapıyor. Bir de heykellerin kafalarını kesiyorlar. Seher abla kaç gibi açarsın? Bugün işim var ya. Ya kaç gibi olur? Şu an mesela 12.30 burada. Türkiye'de 1.30. Yani 5 gibi falan olabilir. Yine pot kullanacağız. Yapmışlar. Heykellere bile cihat. Ya çok da uzağa gitmeye gerek yok. Şimdi Osmanlı, ya Mısır toprakları Osmanlı'nın elinde kaç sene kaldı abi? Mesela ortalama. 200 Napolyon kadar gelene var. Kadar değil mi? Yani 700, Napolyon gelene kadar. Kadar falan. Aynen. Yani Napolyon gelip araştırma yapana kadar Sphinx toprak altındaymış. Öyle düşünün yani. Ne kadar değer verdiklerini. Ya sürekli kum fırtınası oluyor.
Eğer düzenli temizlemezsen 10 yılda zaten kumun altında kalır. Birçok firavun mezarı da, heykel de o şekilde. Hepsi toprak altında, kum altında kalmış. Biz de bakmadığımız için. Öyle deme ya. İslam, ilim, bilim, sanat, güzel ahlak. Lütfen. Lan bu aldığım ekran 39 inç arkadaşlar. Çok büyük. Anasını satayım, yorumları göremiyorum. Kafayı çeviriyorum böyle. Boyun fıtığı oldu. Amına kodumun yaratığı. Oo, oo, oo. Kardeş sana laf ederken amacım kalbini kırmak değil de özür dilerim. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinde olsun. Bu da dönüştü. Hepiniz bir yaratığa dönüşmüşsünüz be. İçinizde insan yok amına koyayım. Oo. Makedonya'da mısın? Titanite. Gezmeye mi gittin Makedonya'ya? Oğlum bu harita fazla kuvvetliymiş yalnız. Hadi ata. Çok fazla vuruyor bunlar. Makedonya'da çok güzel ülke ya. Buraya bak. Şimdi şöyle yapayım ben. Çok güzel müziği var ya. Şimdi abi seni şöyle yapalım. Bunu da window yapalım. Şöyle yapalım. Ayarlayacağım arkadaşlar, bekleyiniz. Öyle oturmam lazım. Şunu şuraya koyayım. Tamam. Heh, böyle oynarım. Sizin için değişen bir şey var mı? Yok, siz aynı görüyorsunuz. Ayrı bir zevkedir. Ben mi? Sen şimdi bunu 4K oynuyorsun ama kaç olarak verebiliyorsun ekrana? İstersen 4K verebilirim şu anki internette. Ya verebiliyorsun da dışarıya yani. Tabii tabii. Ama şu an istersen verebilirim. Ama diğerlerinin ekranı 4K değilse olmadığı için. Aynen. Onlar öyle izleyemez gene de değil mi? Evet. Ama yine de hani böyle 2K seviyesinde falan izlerler. Anlarlar hani 1080p olmadığını. Cam gibi gider. Şu anda mesela 10.000 bitle veriyorum. Bayağı sağlam internetle veriyorum yani. Herhangi bir karıncalanma, bir kalite düşüklüğü falan olmaması lazım. Gayet iyi görebiliyor olmaları lazım. Bayağı oğlum, iyi. Zayıf kalmışım ben buraya. Tek atıyorlar. Şuraya bak. Yolda geçen adam bile kesecek beni ya. Biz burada max 1080 görebiliyoruz ayarlarda yani. O yüzden sordum. Selamlar akıyor demişler. Kick'te belki 4K yayın verme özelliği olmayabilir. Kick'te yok işte, ben de onu diyecektim. Ama yine de fark eder. Oğlum kaç kere daha ben sizle uğraşacağım. Bir siktirin gidin başımdan, şurada bir ayar yapacağım be. Yürüyün gidin amına koyayım be. Heh. Tamam, chat'i okuyamadım yarım saattir bunlarla uğraşmaktan ya. Biraz sohbet muhabbet de edem. MRE tükenmez. Hoş geldin dostum. Metnes, sen de hoş geldin. Lorat, Gamze Medusa, Hazreti Hazıra. Yok öyle yapmayalım, sen de hoş geldin. Yok öyle yapmayalım, kim lan? Öyle ha, bir arkadaşımız işte. Adını gör. Tanıdığım değil. Ne oluyor? Ne oluyor? Oo, ananız. Beyblade geldi. Bu harita bana kuvvetli kalmış. Level kasmam gerekiyor yayın dışında ama yayın dışında oturup level kasmak istemiyorum.
yayın dışında oyuna girmek istemiyorum. Hemen gidelim ağızlarının payını verelim. İzleyin şimdi bak. Sen yayın dışında bak. Oynamıyor musun hiç? Yok. Yayın dışında girmiyorum. Evet Ali Ata, Tirana. Hadi bakalım. İzleyin şimdi o topaç arkadaşa ne yapıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım topaç. Gel bakalım karşıma. Beyblade gibi dönüyorsun amına. Gel. Hiçbir şey yapmıyoruz. Ruhu alıp kaçıyoruz. Senle mi uğraşacağım amına? Bitirdin mi? Elden Ring'i bitirdik. DLC'sine geçtik. DLC'nin son bosslarına geldik. Orada kaldı o. Onu bitirecek misin peki? Amacım o. Şunu bir bitirelim. Dark Souls'u bitireyim. Elden Ring'i bitirmeyi düşünüyorum. O MR tükenmez. 5 abonelik hediye etmiş. Ekrana bakarken öldüm. Ve o abonelikler ekrana yansımadı. Müziği de gelmedi. Ama biz görebiliyoruz yani. Telefonda görünüyor. Bot ekrana geldi mi? Ben görüyorum şu an. Ekrana şey gelmiyor sadece. O dil atma falan var ya. Tam ben onu diyorum zaten aşkım. Onun gelmesi önemli. Utker'e gitmiş. Yok öyle yapmayalım'a gitmiş. Erdi'ye gitmiş. Ender'e gitmiş. Evet MR tükenmesi. Anlaşılan bu Botrix tatile çıktığı için ben tüm ayarları baştan yapmak zorundayım. Bir yine deneyelim. Adam halkı seviyor işte görüyorsunuz. Yok olmadı. MR'ye tükenmez 5 abonelik daha hediye etmiş. Adem bir daha mı? Atıyor. Kirpi kesti evet. Sağ ol toplamda kardeşim. Toplamda 10 hediye etmiş oldu. Teşekkür Allah ediyoruz. Allah save settings diyelim. Gift sub. Save settings. Ya. Yayına girdiği an abonelik hediye gelmiş. Ne bu? Rate. Rate %20 kalabilir. Tip and donate. Save settings. MRE tükenmez. İsmin Mert mi acaba? Ya da Emre mi? Emre daha olabilir. Doğru. Evet evet Emre daha mantıklı şu an. Şimdi bir daha Botrix'i vereceğim. Evet Emre tükenmezmiş. Yine olmazsa Botrix bir güncellemeler, bir boklar yapmış. Benlik bir durum yok. Yani ekrana çıkmasını ben de isterim. Müzik duyamadık ya. Dur bir test edeyim şimdi. Mesela ben kendi kendime deneyeyim, test yapayım. Yok. Vermiyor. Botrix tatilde. Ama olsun gözüküyor yani. Geldiği. Sileyim bir daha yükleyeyim Botrix'i. Şimdi deneyeyim bir daha. Kardeşim sen yapabilirsin ekranını ya. Sorun yok. İç mi tamam. Varmış Emre tükenmez. Arkadaşlar. Şimdi hallettim. Artık Botrix de gelecek. Oldu mu? Evet. Ya sıfırlamış kendini. Hakikaten adamlar tatile gitmiş ya. Şaka gibi yani. Bütün sistemleri durmuş. Baştan yapmam gerekti ayarları. Ulan siz botsunuz bot. Ne tatili amına koyayım. Ben gidemedim tatili adam akıllı. MR'ye tükenmez. Bir daha gönderdim. Evet. Ekranda çıktı. Sağ ol dostum. Sen tüm maaşı bana yatırıyorsun. Allah razı olsun. Ben nerede öldüm? Ben bir yerde öldüm ve ruhlarım boşa gitti benim. Madness sende var zaten. Üyelik şu an. Bayağı bir kişiye gitmiş. Eva Dotto'ya da gitmiş. Sabırlı olmalıyım. Üslubu bozmamalıyım. Bugün de sevap kastı. Örnek bir YouTuber olmalıyım. Ana avrat sövmemeliyim.
Yok, ama bunların yani, da anasını sikeyim. Bak şu an herkesin yanında bir yeşil var. Ben liderliğe oturacağım, hedefim o. Eyvallah dostum. Kim ki şu an lider? Görünmesi lazım. En çok bağış yapanlar işte belli bir sıralamaya giriyor. Bir orada yazıyor. Bir haftanın lideri var. Bir de total lider diye bir şey var. Hani tüm böyle başladığı işte, günden beri. Olan. Haftanınki kimmiş mesela? Haftanınki şu an Emre işte. Tükenmez. Maşallah bak, yayına başladığımızda kaçtı? 14 abone vardı. 29 oldu. Bir bok yapmadan 15 tane abone geldi. Takdir ediyor ki senin gibi adam abi bile diyor. Diamond diyor. Sağ eyvallah olsun. Sağ ol canım. 150 var en çok. Allah Allah, o kimdi acaba? Demek ki toteldeki olan o 150. Bu şeydi, Sabaton'da bir arkadaş 70 tane falan yollamıştı. O orada evet, bir patladı. Evet. Tüm zamanların en çoku diye bir şey var ya, o odur. Oğlum bunlar çok kuvvetli ya. Boss'a gelemeden 1000 defa öldüm, böyle oyun mu olur ya? Siz nesiniz oğlum? Bu arada yanında abonelik sembolü çıkmayan insanlar varsa eğer, bu isminizin rengini değiştirdiğiniz yerde abonelik şeyini seçebiliyorsunuz, rozetini. Vigor'um da yani kaldırıla da biliyor, koyula da biliyor. Onu kontrol edebilirsiniz. Emre açacağım bugün. Bugün açacağım ama. Ya 2-3 gündür işte işlerimiz vardı Diamond'ın. Odayı değiştirdik, bana yeni bilgisayar almak zorunda kaldık. Şimdi ayıralım bilgisayarları falan diye. Çünkü sırayla artık oturuyorduk falan. Ondan sonra daha yeni artık kurduk yani bugün. Bitti işlerimiz. Emir geç kaldın. Neyse, bir dahakine artık. DS1'de boss'a gitmek için maraton koşuyoruz. Chat'imiz yemyeşil oldu harbiden. Yengenin linki paylaşır mısın? Bak ben yazıyorum buraya. Ben yenge. Kim sabitledi onu? Onur hadi, nerede kaldın Onur? Ben bir 10 level vigor vereceğim. Can yükselteceğim. Canım çok düşmüş. Adamlar 2 atıyor. Ezik kalmışım. Yeşil tik bayağı iyi olmuş. Beraber uğraştık millet. Hep beraber yaptık. Harbiden yanımdaydınız yani o arada. Ne fark etti? Gene tek yedim. Saati doldurmaya çalışıyordum. Bir yandan aboneliği doldurmaya çalışıyordum falan. Ama bitti. Bir ayda hallettim gerçekten. Tek seferde. O yüzden mutluyum, gururluyum. Tabii Dion'un reklamları da önemli. Hakkını yemeyeyim. Sağ ol aşkım ya. Her yayında diyor, abonelik diyor, 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 takipçi diyor. Diyen karım. Ne zaman dedim öyle şimdi bir şey? Ağzının kenarıyla şimdi ya, kalabalık olabilirsiniz. Yani. Neyse ben de açacağım. Ben şu an Onur'u bekliyorum millet. Onur. Yayın başlayalı 30 dakika oldu ve ben hala aynı yerdeyim yalnız. Utançtır ya. Yenge şu an utanıyorum kendimi. Sen yayın aç. Diamond bak ne diyorlar. Ya. Bu arada evet, Dion'un Instagram'ı. Ne diyorlar? Emre Tükenmez diyor ki yenge Dion'un aboneye geçersen yayın aç diyor. Emre'yi banlayalım. Ben seni geçsem var ya, nasıl kıskanırsın sen? Niye kıskanayım kardeşim? Senin paran benim cebime girecek ya.
Bu arada evet, Instagram'dan ben bile şu an bakamıyorum. Çok fazla mesaj geliyor. Dion'unki böyle full dolu yani şu an. Görmez yani. Bazen de şeye gidiyor. Normal inceleme için bekletilenler böyle bir kısım var. Öyle bir yer var. Oraya da gidiyorlar mesajlar. Gizlenmiş oluyor falan filan. Wise Lady. O işin şakası canım. Ne bu anlaması? Diamond gene öldün. Bu harita bayağı zormuş. Bayağı zormuş. Pek yiyorum ya. Ben bulur Diamond'a gösteririm. Resmen özgüvenim yerle bir oldu. Diyor mesaj isteklerin dolmuş dolmuş. Bakmıyorum ki. Ağzına kadar. Gizlenen mesajlarda da şu şey nasıl kapanıyor millet, bilen var mı? Instagram'da seni bir gruba ekleyip duruyorlar sürekli Diamond'ı. Onu bir onaylı yapma şansımız yok mu? 500 tane gruba almışlar ya. O kadar rahatsız edici ki. En azından onaylı yapsak. Şuraya bak, full yani. Bunları silmekten normal mesaj göremiyorsun. Adam 5 kişilik arkadaş grubuna seni eklemiş Diamond. Ya beni saçma sapan şeylere ekliyorlar. Ayar oluyorum. Kaç kişiyi engelleyeceğim artık. Bu arada tamam, görürsem şimdi focus oynuyorum. Bak izleyin, çok dikkatli oynayacağım. Kaşlarımı çatmamdan dikkatli oynayacağımı anlayabilirsiniz bence. Tamam, hadi eklem bakalım. Yapayım bunu. Çünkü full yani. Baksana bir tane grupta adrenalin mayı bile almışlar. Tam dikkatli oynamadım. Biraz daha dikkatli oynayacağım. Bence biraz daha dikkatli oynayabilirim. Bakın, tamam. Şimdi ciddi oynuyorum. Az önce ciddi değildim. Hadi bakalım. Bu sefer ciddi. Hadi bakalım. Şimdi ciddiyim bak. Çok ciddiyim şimdi. Bak. Evet. Senin de okunu sikeyim. Salmadın beni sabahtan beri. Ne oluyor be? Aman efendim. Anıl tam olarak öyle işte, aynen. Biraz daha ciddi oynayacağım. Şu an çok odaklanamadım ciddi oynayacak kadar. Ciddiyetsiz bir oyun oldu. Gerekli ciddiyeti veremedim. Ama daha ciddi bir oyun oynayarak telafi edeceğim şimdi. İzleyin bak, böyle oynanır. Sabahtan beri ben eğlence olsun diye, hani yayın sıkıcı olmasın diye bilerek öldüm. Tamam, oyun ciddiye almadım. Maksat muhabbet. Yani hemen bitirmeyeyim, tek atmayayım dedim. Şimdi izleyin bak nasıl oynanıyormuş bu oyun. Bak 1, 2, bak. Öldürmedim, evet. Kaçtım, farkındayım. Ama erkekliğin 10'da 9'u biliyorsunuz. Burada bir tane dancer var. Ben onunla uğraşmayacağım. Ama o benimle uğraşacak gibi görünüyor. Kaçalım. Kitapları bitirdim bu arada. Kral emeğine sağlık diyor Emre Tükenmez. Vay. Neyi be. Bitirmişim? Biz daha kitap elimize alamadık, ikinci kitabı. Kitapları. Ne diyorsun kitaplar hakkında? Beğendin mi? Vallahi ikinci kitabı ben okumak istiyorum. Kendim yazdım, okuyamadım. Duruyor öyle.
Buradan geçebilir miyim acaba? Koş 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 koş. Ölüm sayacını aslında açsan harbiden güzel olabilir. Ya, tamam. Kim uğraşacak onunla? Kim uğraşacak? Birinin yazması lazım her öldüğünde. Siktir et. Saymasınlar. Vallahi ben bu haritadan bıktım. Buradan ben bıktım. Özgüvenimi siktiler yani. Kendimi iyi oyuncu görüyordum. İyi kötü bir ortalama oyuncuydum yani. Bu nedir oğlum ya? Ben gidip 30 level kasmak zorunda mıyım? Yayın dışında farm yapmak zorunda mıyım? Ne yani? Ben yayından yayına oynayayım istiyorum. Gel sen de. Kaçan senin gibi olsun. Amına kodumun iskelet. Yukarıdan da bana pot basmayı engelleyen şey atıyor bu ana. Mereye tükenmez. Vallahi çok iyi. Şöyle söyleyeyim. Birçok yanlış bildiğim bilgilerin doğrusunu öğrendim. Güzel. Sevindim. Kitabımın okunması beni mutlu ediyor. Millet almış, okumuş. Ne güzel amına. Kitabın %10'u videolarda anlattığımız şeyler. Fark etmişsindir. Videosunu yapmadığım şeyler anlatıyorum. Bol bol böyle. Yeni bir şey olsun diye. Ne diyorsun bu işe? MR'ye tükenmez. Kitabı okurken yani ha bunu zaten videolarda öğrenmiştim dediğin bölüm ne kadarlık bir bölüm? Tahminen. Sence yani. Abi intihar hakkında kitap yazacağını söylemiştin. Bekliyoruz. Bekleyin dostum daha ölmedik. Nereden kapatılıyordu bunun ateşi? Ha, üstlere gitmek lazım. Ben ölmeden buraya nasıl geçeceğim şimdi? Oraya da ateş atıyorlar. Buradan gidilmiyor. Bu arkadaşlar da bir şey yaptıkları yok. Ve yani buraya boşuna geldik o zaman. Koş koş koş. Tamam buymuş lan yarım saattir uğraşıyorum. Korktuğuma değmezmiş yani. Anladım. Geri dönüşler nasıl kitap hakkında? Vallahi bakmıyorum ki. Okumuyorum mesajları, mailleri falan. O yüzden kim ne diyor bakamadım yani. Bir ay her gün kitap hakkında konuşup reklamını yapmak vardı. Uğraştığımız işlere bak. Kitabı çıkarttık. Piyasayı bıraktık yani. Hadi tamam. Bütün yayın boşa gitti. Nek buraya kadarki kısmı koyma. Aynı yer 100 defa tekrar etmesin.
kısa bir giriş aldı yani nereden nereye geldik şeklinde. Sonra buradan devam etsin video. Buradan etmesin. Yok bekle biraz sonra devam etsin. Bir daha geleyim. Erdi'cim sağ ol mesajın için. Kolay gelsin. Ya biliyorum. Biliyorum sebenimiz sayanımız var. Orası öyle de. Sevmeyen 1000 kat daha fazla. Taklacı senin... Kardeşim bir şey soracağım sana. Taklacı şu an banlandın ama. Acaba müsaaden varsa ananı sikebilir miyim kardeşim? Bir müsaaden olur mu? Bir ananı siksem. Olur mu canım benim? O adını söylediğin abinle beraber. İkinizi üst üste koyup. Ne diyorsun? Müsaade edersen ananı sikmek istiyorum canlı yayındayım de. Olur mu kardeşim benim? Senin bomba atan ananı sikeyim orospu çocuğu. Siktir git artık be. Siktir git lan. Yarım saattir ya. Bitmediğiniz lan bunu akayım. Bu nasıl bir harita ya? Neyle uğraşıyorum ben aman akayım? Neyle mücadele ediyorum yani? Tam kızarken de bunu ilk geldi. Türk hoş geldin. Allah'ım sabır. Emre tükenmez sağ ol kardeşim. Ne diyeyim? Ne güzel kızmıştım, güldürdün beni. Aa Emir bak şanslıymışsın. Hah, ejderhayı burada öldürüyoruz. Kırmak. Emir. Vay be, 115 olmuş ya. Türk hocam hoş geldin canım. Burası neresi? Bombok bir yer. Gelmez olaydım. Gelmez olaydım yani. Türkocuğum sen biraz bak. Ben de hazırlanayım. Yani bilgisayarımı falan açayım. Tamam. Tamamdır oğlum. Öleceksem öleyim. Sıkıldım be. Sıkıldım be. Böyle oyun mu olur ya? Oyun sonuna gelmişsin abi. Late game. Bu sonu mu? Son mu burası? Late... Yok son değil canım da. Late game yani. Bitmek üzere gibi bir şey. Boktan bir harita. En dandik char bile yarı canımı alıyor tek vuruşta. Zırh giydim hayvan gibi gene bir şey değişmedi. Ayar oldum ya. Ayar oldum yani. Hepsi boss gibi amına koyayım. Bu nedir? Şunların vurduğuna bak. Allah belanızı versin be. Yeter ya. Bitmiyor. Okçusu bitmiyor. Bombacısı bitmiyor. Yarakçı, kürekçi her taraftan biri çıkıyor ya. Siktir git. Diyarbakır sur. Bu ne oğlum hakikaten Diyarbakır sur yani. Ne yapıyorsun piç? Amına koyayım ben de düştüm. Bak bak daha kalkmadan bak. Ananı... Şimdi ejderha gelir.
Allah'ım beni neyle sınıyorsun? Beni neyle sınıyorsun Allah'ım? Sohbet yayınları ne zaman gelir? Bilmiyorum ya. İçimden gelmiyor. Oturup soru cevap yapmak. 5 saat. Hayatın anlamını konuşmak. İçimden gelmiyor yani. Burnout'un şeyindeyim artık. Dibindeyim. Mal. Kadın atlıyorlar Allah'ım. Bu gene kudurdu. Buradan bir sürü adam çıkacak. Ben nasıl uğraşacağım seninle? Örnek olmalıyım. Kafayı yedim, yemin ediyorum çıldırdım yani. Koş, koş, koş. Kimseyle uğraşmayacağım, onlarla da. Ejderhasının da amına koyayım, bombacısın. Onu. Ben uğraşmasam da onlar benimle uğraşıyor. Resmen YouTube hayatımın özeti bu oyun yani. Bak kimseye bulaşmadan geçmeye çalışıyorum, tamam mı? Kendi işimi yapayım, şuradan gideyim, görevi bitireyim diyorum. Sağdan soldan biri saldırıyor amına. Resmen bu YouTube ya. Bu son 5 yılım yani. Bak izle şimdi. Kimseye bulaşmıyorum bak. Dümdüz kendi işimdeyim. Aha birisi ok attı. Aha birisi geldi baltayla. Hadi. Biri daha geldi. Hadi. Şimdi karşılık versem Diamond Tema saldırıda olur. Hemen gitmem lazım. Tepki verdiğim anda ben saldırmış olacağım, tamam mı? Karşılık verirsem ben suçluyum abi. Kimseyi görmeden yoluma devam etmeliyim. Bak YouTube hayatım bu. Kimseyi görmeden yoluma devam. Bomba geldi. Görme. Devam. Etrafta köpekler var. Bombalar. Devam. Görme. Kimseyi görmeyeceksin Diamond. Diamond sen bunları bilmelisin ya. Sen YouTube'a başlarken bunları hesaplamalıydın ya. Devam. Kimseye bulaşmadan. Devam. Koş. Aa burada bir arkadaş geldi. Tamam. Görme, görme, görme. Devam. Diamond sen bunları hesaplamalıydın yani YouTube'a başlarken. Bunlar olacak. Beceremiyorsan yapma kardeşim. Devam. Devam. Kimseyi görmedik. Yolumuza devam ediyoruz. Aha boss. Diamond sen bunları nasıl kestiremezsin önceden ya? Bunları bilmen lazım ya Diamond. Ya. Devam. Kimseyi görmeden devam. Tamam bu. Ha şimdi ne yapayım? Bunu da geçebiliyor muyum? Bunu da görmeyeyim geçeyim. Öyle bir şansım var mı amına koyayım? Hadi. Bak o beni gördü. O beni gördü. Hadi bakalım. Şimdi ben buna karşılık verdiğimde ben suçluyum. Diamond Tema cevap verdi. Diamond Tema laf etti. Diamond Tema işte falan filan. Bakın bak. Kick yayınlarımın faydası. Size bir dakikada 5 yıllık kariyerimi özetlemiş oldum. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında arkadaşlar? Bence güzel bir özet yaptım. Tam kesitlik. Aynen. Al bunu shorts yap amına koyayım. Buna bir daha saldırsınlar. Bu arkadaş şimşekle mi saldırıyordu? Var mı şimşeğe karşı koruyucu bir şey? Yok. Abi yakınlarda bir bonfire mi arasan ya? Uzun yol değil mi? Evet. Bulmam lazım da nerede bulamadım. Her üçten sonra bu yol çekecek dert değil yani. Aynen öyle.
Bu Diamond Dema da kendini bir şey zannediyor. Bak laf ettik bize cevap vermedi. Sıkıyorsa cevap ver. Şu anda bunu söylüyorlar. Tamam mı? Onları görmedim ya. Koşmaya devam ettim. Ejderha öldü mü lan? Aa az önce ejderhayı patlatmıştım. Saldırmayacak artık. Niye kaçıyorum ki mal gibi amına? Diamond. Sokak ejderhaları hakkında ne düşünüyorsun? Sıradaki soru bu amına. Abi uyutmuşsun ya, yakışmadı. Ejderhaları uyuttuk arkadaşlar. Oyun istiyorlardı. Isırmaz Bosa bunlar gitmeden. Ya bunları. Biraz sevgi istiyor. Ha, geldiler gene ama. Diamond. Bunları bilmeliydin Diamond. Lan ne oluyor anamın? Diamond'a yakıştıramadığımız hareketler. Diamond ona saldıranlara cevap verdi. Nasıl olur ya? Cevap verdi Diamond şu anda. Diamond ona saldıranlara karşılık verdi yani. Hiç yakıştıramadık vallahi. Diamond bozmuş ya. Bu Diamond böyle değildi eskiden. Bu Diamond böyle değildi. Kimseyi görmüyordu. Dümdüz devam ediyordu. Bu Diamond. Olmadı bu Diamond. Eski Diamond'ı istiyor. Bu bozmuş. Abi Diamond dediğin oturup dayak yer. Tamam mı? Oturup herkes ona saldırır, küfreder, bıçak çeker falan. Diamond öyle durur. Öyle olması lazım. Diamond'a yakıştıramadık. Abonesi arttı. Götü kalktı amına koyayım. Bak. Şimdi ona saldıranlara cevap veriyor. Amına koyayım. Bu yoldan hemen dönmelisin Diamond. Diamond'a bak ya. Ondan kuvvetsizlere karşılık veriyor ya. Alt tarafı ona saldıran bir tane masum bir arkadaşımıza cevap veriyor yani. Sırf ondan daha kuvvetli diye. Böyle şey olur mu ya Diamond? Ne yapıyorsun Diamond? Diamond'a bak milleti kesiyor ya. Bu zihniyetin amına koyayım. İnsana kafayı yedirtiyorsunuz amına koyayım. Bu herhalde pusu. Çığlık atma ananı... Hayda gene biri geldi. Bak yolumuza devam ediyoruz. Yine bir YouTuber çıkmış yeni. 5000 abone bak. 5000 abone geldi saldırdı bak. Ben bir şey yapmadım. Şu yerdeki 200 abone. Şurada yatan da 4 abone. Bugün açmış kanalı ve demiş ki Diamond yiyorsa karşıma çık. Çıkmazsan adam değilsin. Ben de çıktım. Şuradaki de herhalde eski YouTuber'lardan. 10 yıllık falan mı? O kadar değil. O kadar büyümemiş. Abi, o kadar büyümemiş bir YouTuber'a kaybettik. Bak. Onların seviyesine düştüm. Gördün mü? Onların seviyesine düştük. Diamond biz sana dedik. Bunlara bulaşmayacaktın Diamond. Yoluna bakacak. Tamam kardeşim. Doğru söylüyorsun. Sen demiştin Ahmet. Her kimsen Ahmet. O gizli profilin arkasındaki Ahmet, adını bilmediğim. Sen demiştin doğru. 15 yıl önce söylemiştin kardeşim. 2004'te bu uyarıyı yapmıştın bana. Kusura bakma hatırlamadım. Crazy Boy 76. Evet sen uyarmıştın kardeşim. Seni dinlemediğim için hata benim. Öldük mü? Öldük artık. Level düştü ya, kaliteyi bozduk ya. Profilimde sadece test yayını var. Ona cevap vermezsen korkaksın dayım. Beni dinleyecektin Elmas Tema. Bakın şu an kaç level'ım ben? 71 level'ım. 10 tane boss kestik. Böyle bir haritaya geldik tamam mı? Şu anda ben şu 100 ruh veren arkadaşlar sayesinde prim yapacağım. Bak izleyin. Şu
Şu an bu arkadaşlarla kavga etmeye ihtiyacım var. Onlardan prim yapacağım ben. Hemen prim yapmaya gidiyorum. Abi, İleride boss var. Ya. İleride boss var ama şu an prim yapmam lazım bunlardan. Hadi bunlara ihtiyacım var. Çabuk. Bunlar olmasa bir bok olamayacağız bak. Boss'un dibine geldik ama prim yapmam lazım şu an. Bekleyin. Tabii onların saldırdığını göz ardı etmek durumundayız. Ben saldırmış olacağım. Böyle bilelim. Sorarlarsa böyle. Abi onlar olmasa nasıl kitap alacaksın sen? Doğru doğru. Bak şu an yeni kitabım çıktığı için şuradaki arkadaşlara saldırmaya geldim. Hemen prim. Hemen tam kitabım çıktı bu arkadaşa saldırmaya geldim bak. Tamam süper. Geç öğrendik ama bu işi öğrendik sonunda. Hadi bakalım. Şimdi racon gelsin. Bak bu da 10 yıllık bir YouTuber arkadaşımız. Evet bundan prim yaptım şu anda. Şu anda prim yaptım bundan. Devam ediyorum. Acaba kimden prim yapabilirim? Ben Diamond Tem olarak 70 level. Nereden prim yapacağım acaba? Hadi, hadi bakalım. Yok mu prim verecek? Bakıyorum. Arıyorum. Şuradan bir prim yaparım bence ya. Aha da yap. Ah ah. Kapıyı açtım. Primin kralını yaptım. Devam. Kim var? Prim verecek yok mu? Devam. Burada da var abi. Oo sen. Bak bu arkadaş. Bu arkadaş Recep Tayyip Erdoğan aman okuyayım bu. Raconu görüyor musun? Bu Erdoğan ya. Kılıcını falan süslüyor ama. Of %70, 80. Abi adam Erdoğan. Normal değil mi? Agaları da geldi ha. Erdoğan keser abi. Erdoğan'a karşı da artık bir şeyim yetmez ya. Erdoğan'a bence iyi dayandım. Yedi takipçimle seni yerli eksan edeceğim Diamond. Biz Diamond'a tartışma daveti gönderdik. Kabul etmedi. Biz dediği kendisi ve kendisine abone olan yan kanalı amına koyayım. Biz ki dağları delerek Şirin'e ulaşıyoruz. Biz Ferhat'ız. Şirin'de millet. Mezarlığa geldik. Yine boss'a geldik. Haydi bakalım. Abi sağ sola iyi bakalım da. Bonfire olabilir. Bu bir kestirme yol herhal. Bir gidelim bakalım nereye gidiyormuş. Nereye gidiyoruz lan? 5 saat oldu ama. Seçildin sen dede. Tartışma daveti gelmiş arkadaşlar. Ona gidiyorum. Abi marif sorun. Bura nere lan? Bura başka bir yer. Burası da aynı yer abi ya. İçinde ama. Tamam. Ablan öldü orospu çocuğu. Gel. Dur hemen gelme dur. Bir can basayım piç. Adam gameplay etti abi sen. Haha çok hayır, güzel başlayıp hayır. Kaçırdım komboyu ya. Neyse sıkıntı yok. Bura nereyse artık.
Bir yerde benim bonfire açmam lazım. Sıkıldım aynı yeri koşmaktan ama etrafta görmüyorum da. Şuraya bak, bir saat oldu yayına başlayalı. Hala aynı yerdeyim ya. Yine de şahlanıyor aman. Lan 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 lan. Sen nereden geldin be anası? Eşya varmış sanma. Yok, eşyayı gördüm ondan döndüm. Koş. Burada bir yerde galiba ya. Sen de eğer kasaysan, ha sen normalmişsin, tamam. Devam. Bu da Allah Allah. Allah Allah. Nerede bunun kolu? Olmuyor. Aşağıdan çağırmak lazım herhalde. Boss'la kapışırız. Boss problem değil de. Haritayı bitirmek önemli. Almadığımız eşya kalmasın. Mesela buradan aşağı iniliyorsa ineceksin kardeşim. Burada bir eşya var mı? Yok. Diğer tarafta vardı ama. Müzik açayım arka planda bari. Türkos, sen bota koysana, herkes dinleyebilsin. Böyle tek başıma açınca şimdi anlamıyorsunuz. Müzikte miyiz, değil miyiz? Sesler karışık. Olur. Güzel bir tane müzik aç. Yani. Bu ortama ne gider? Aç şey aç. Nogayel. Hey. Aynen. Nogay el. El. Kira. Onu bir kere yerler koçuyor. Aha, ananı da kestim. Ananı da kestim. Haydi bakalım. Devam. Bak anan yerde yatıyor bak. Görmediysen haberin olsun. Bu Derya'nın önerdiği dizi var ya abi. True Detective. Onu izledim evet. Ben iki gündür. Bu kadar mı sarar beni ya? Öyle bir sarar. Bu güzel bir dizi biliyorum. Bengi dönüş, Nietzsche, felsefe bir şeyler anlatıyorlar yani. Güzel şeyleri var, diyalogları. Yani felsefi polisi diye bana derler herhalde. Haydi bakalım. Müzik geldi, ben de geldim. Tak. Ananı da sik. Hoppala. Aa, sokaktı. Aha, sokaktı lan. Aa, sokaktı. Dragon'u bitirdik. Onu soracaktım da. Tam olmadı durum. Bütün sezonu izledik abla. Güzel miydi? Güzeldi. Güzeldi ama işte savaş yoktu yani ortada. Ya. Ama hazırlık vardı. Sen 4 bölüm savaş falan var dedin. Savaş mavaş yoktu anlatayım.
Yok ya, şey savaş olmadı mı? Red Queen. Kırmızı ejderha vardı dedi ya. Ne? İlk sezonu mu izlediniz sadece? Hayır, ilk sezonu. Evet. Kırmızı ejderha öldü ya. Ya tam da o savaş değildi ki yani. Tabii doğru, Game of Thrones savaşlarına benzemiyor. Savaş dediğin binlerce insan falan filan. Ben ejderha savaşlarını kastettim ya. Ya ufak tefek atışmalar oldu, evet. Hı-hı. Üçüncü sezonu kalmış yani. Savaş olayı. Uf, adam var ya, ne geçirdi. Bu öyle yapılmaz, böyle yapılır. Efendim oğlum? Bu kaç sezon sürecekmiş? Yani bilmiyorum da abla, kitaba göre bir sezon daha sürer yani az. Kitapları da okuyacağım Türko. Zaten saldım biliyorsun. Keyfine göre kitap okuyacağım yani. Alacağım, bütün kitapları var. Çıkaracağım koliden. Oku abi, oku. Ben daha okumadım ya. Yok Zahide, de ben açacağım. Şimdi öyle hazırlanırken arkada açtım. Yoyu. Vay 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 vay. Solari. Solari mi oğlum abi? Solari yap ya. Ne olur bilmiyorum oğlum. Geldim, bir şey yapılıyormuş. Yaptım yani. Solari var ya hani, güneşi elini açıyor. Ha. İkonik de Dark Souls'ta. Bir tane varmış Sunlight Medal, verdim işte. Mutlu olsun. Nereye geldin? Allah. Üstü zaten tüm savaş geçer büyük ihtimal. Bu Lannister'a yürüyor ya şeye doğru. Külleye doğru yürüyorlar Lannister'lar. Yok ya, bir sene bonfire olması lazım. Ben yanlış mı söylüyorum ya? Vallahi bilemiyorum Türko. Bir bok çıkmıyor karşıma. Türko konudan konu yapmıyor. Ne dedin anlamıyorum. Hem oyunu izliyorum hem sohbet etmeye çalışıyorum, o yüzden. Yani. Şimdi bir saçımı kesmeye gideceğim. Hadi bakalım boss. Belki alırız. Abla, ilk sezonun daha son Vagar'ın öldürüşü nasıldı ama? Küçük ejderhayı. İlk sezonun son birkaç bölümü harbiden heyecanlıydı yani. Bayağı iyi bitti. Ama ikinci sezon bir tık daha durgundu işte. Hep bir şey bekliyorduk yani böyle. Artık savaşacaklar herhalde. Artık olacak herhalde falan. O şey kısmını çok sevmedim. Baymon'un Talilere gittiği kısım vardı ya. Aynen ya. Çok uzun sürdü orası. Talisi gördünüz mü? Hı-hı. Çok güzeldi değil mi? Yani o göndermeler güzel olmuş bence de. Ulan Ak madem... Görüyor ya. Madem Khaleesi şey olacak, bu diyarı toplayacak insan olacak. Niye onu en son villain yaptınız? Her tarafı yaktı kendi. Bence Tuko, vaat edilen prens kim? Khaleesi işte. Valla bence vaat edilen prens diye bahsettikleri Jon Snow. Öyle mi diyorsun? Bence Jon Snow. Bir kere Targaryen kanı taşıyor. Ondan sonra prens diyor bir de. Khaleesi'den bahsetmiyor. Barış getirecek Jarchut diyor. Adam herkesi birleştiriyordu yani. Birbirine düşman olan insanları birleştirdi. Kuzey'in kralı olduğu zaman falan. Kılıçdaroğlu yani, yerde onu bile birleştirdi ya. Yani. Buradan bahsediyorlar. Hanedanı yok. Khaleesi birleştirmiyor yani. Evet. Ya Khaleesi yaktı yıktı en sonunda. Hani barış getirdiği de yok. Khaleesi ölünce barış geldi aslında. Evet, onu diyorum işte. Khaleesi değil bence o yüzden. Azor Ahai, Azor Ahai diyorduk. Acaba kim çıkacak diyorduk. Öyle bir şey çıkmadı. Şeyi bile düşündük, evet. Bence Jaime Lannister'ı bile. Ya biz çok seviyorduk Khaleesi'yi ya. Onun olmasını istiyorduk. Benim bazı yazdıklarım gitmiyor demiş Feri. Gelmiş. Dur şu boss'a güzel bir müzik koyalım. Ne koyalım? Aynen. Dombra koyalım mı? Koy. Aç Game of Thrones müzikleri yani, Dombrası. Olur. Evet. Ortama uygun, şeye uygun. Ya bir... Giremedim doğru düzgün. Pot basmak için de fırsat bulamadım. Çok saçma bir fight oldu. Şimdi Türko şey koyacaksın.
şeyi koyacaksın. Kapıyı sen mi kapattın aşk? Ben kapı falan kapatmadım. Reigns of Fastimir mi? Aynen. Onun orkestra versiyonu var. Bir tane Rus bir adam söylüyor. Bunu yaz. Reigns of Fastimir yaz. Fastimir. 16 dakika falan bir şey çıkar. Dırın 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 dırın. Snow gelmiş. Selamlar, ben Madem Can. Hoş geldin Jon Snow. It's only a cat in a different coat. Only and so he spoke, and so he spoke, that Lord of Castamere. Öldün boss. Sen bu fight'ta öldün kardeş. Sen bu fight'ta öldün koçum. So I spoke. So I spoke. Aha. Yola şimdi tekrar şeye başlayacağız Turko. Bunun üstüne. Boss mu? Evet. Bir tur daha. Akar dönüp dolayı. Ya bunun üstüne güzel olabilir. Peş peşe. Hazır yeni izlemişiz yani. Ya. Yeah. Pot basabileydim. Ama alırım bu boss'u. Sıkıntı yok. Ölür yani. Bu mu abi? Budur muhtemelen. Tamam budur. Ben boss'a gidene kadar müzik başlamış olur zaten. Şimdi bir dakika, artık konuşmayı bırakın. Sessizlik istiyorum. Müziği dinleyeceğiz. Tamam. Haydi bakalım. Yes. Rengar değişiklik ediyor. Abi üniversiteye gidecek olanlara ne öneriyorsun? Ders çalışın, ne önereyim amına koyayım? Haha, sikerler piç. Bunları kesmek zor mu gerçekten? Bunda zorlanan var mı? Bak gözüm kapalı kestim böyle bak. Böyle kestim. Böyle. Bak pot harcamışsın ha. Bot.
Pot harcamadım oğlum. Aynen bak. Kolay yani bunlar. Bana daha zorlu şeylerle gelinmesi lazım. Bunlar çabuk çocuk oyuncağı ya. Yani. Şimdi gidelim level basalım. Bence bir go Tamam, daha. fazla alkışlamayın. Fazla alkışlamayın. Tamam, yeter. Fazla gaza gelmeyin.